Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Acaba kaybolsun diye ortaya ne gibi bir şey koymalıydık? Ne oluyor be? Babu. Delirdin mi sen Cafer? Bu ne böyle baskına gelir gibi? Asıl biz baskına uğradık Gül. Belediyeciler üstümüze geldi. Belediyeciler mi? E'si yağlılık, yağlılık tabanları tabii. Yakalayamadılar mı sizi baba? Yakalayamadılar kızım. Ne de olsa antrenmanlıyız. Çekilecek dert değil vallahi Gül. Üç kuruş kazanacağız diye düştüğümüz şu hallere bak. Bırak şikayeti Cafer. Sana tabanca zoruyla mı pilav sattırıyorlar? Babacım tabanı tabanı pilav komutere. Sen de ezbere konuşma oradan. Kontere montere derken götürüyorlardı babanı, haberin yok. Uş. Anne ben gideyim artık. Otur kızım, yemekten sonra gidersin. Hiç iştahım yok anne. Hem başım ağrıyor, erken yatacağım. Gene aydına takıldı kafan değil mi? Boş ver baba, her şey olacağına varır. Ne demek şimdi bu kızım? Sen bu işten emin misin? En azından bir şeyler sezmiş Şükrücüğüm. Yoksa morali bu kadar bozulur mu? Sezgi falan değil anne. Adım gibi eminim artık. Çocuğunu bile görmez oldu gözü. Burada mıydın Bilge? İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk efendim. Yemeği burada mı yiyoruz? Hayır Aydın, eve gidiyoruz. Al. Hoşça kalın. Güle güle. Hadi iyi akşamlar. Neredesin bu saate kadar Aydın? Hiç sevgilim, arkadaşlarla birlikteydik. Sevgilim deme bana, sinirlerim büsbütün tepeme çıkıyor. Hangi arkadaşlarmış bunlar söyle bakalım. Ya sesini yükseltme. Bütün apartmana reklam olacağız. Olalım, benim gucunacak hiçbir şeyim yok. Senin yoksa benim hiç yok. Niye asıktı annenlerin suratı öyle? Neler anlattın onlara? Her şeyi anlattım Aydın, saklayacak mıydım? Ne demek her şeyi? Ortada fol yok, yumurta yok. Bırak Allah aşkına. Karşında çocuk var sanki. Of, of. Sen beni resmen delirtmeye çalışıyorsun. Atmış, atmış, atmış. Ben Yusuf abinizle konuşurken siz de annenize yardım edin hadi. Annemize mi? Ben yardım ederim enişte. Siz bakın hesabınıza güzel güzel. Hepsi bu mu? Hepsi bu Halil Bey. Daha ne istiyorsun? Millette para yok. Pazar günleri incin top oynuyor. Kepenk açtığımıza değmiyor vallahi. Ona da şükür iblis bu krizde. Allah bereket versin. Şikayet yok. Ya sana da yaranamıyoruz Halil Bey. Zaten bütün hafta tek başıma eşek gibi çalışıyorum. Çalışacaksın iblis. Çocuklar arabanın başında. Sizin işler nasıl gitti bugün? Fena değil baba, Allah bereket versin. Bu sıkışık zamanda akmasa da damlıyor. Aferin, aferin. Biraz nakit yüzü görmeye başladık. Siz babanızın sözünü dinleyin. İşiniz bittiyse sofrayı kuracağım Halil Bey. Bitti sultanım, bitti, kur. Sen kalıyor musun, gidiyor musun Yusuf Efendi? Ne oluyor kız öyle adamı kovar gibi? Ne dedim ki ayo? Kalıyor tabii, kalıyor. Kalıyor Sultan Hanım. Hep birlikte yeriz Allah ne verdiyse. Yok Halil Bey, sağ ol. Başka zaman. Hanım bekliyor da. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf abi. Hadi güle güle. Sabah erken aç dükkanı. Sakın geç kalma. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yusuf abi. Küstü galiba budur. Niye küssün sultanım? Hanımı bekliyormuş. Aman bilmez miyim ben onu? Naz yapıyor, naz. Siz babanızı dinleyin aslanım, babanızı. Şu dar zamanda ne güzel para kazanıyorsunuz bak. Ya. Akıl etmeseydim şu pazarlama işini, yanmıştık şimdi. Cin gibi çalışıyor babanızın kafası. Cin. Profesör maşallah. Eniştelerin eniştesi. Çok ekonomi profesörünü cebinden çıkarır Allah canımı alsın.
Ey babam ey, şu kuru fasulyenin de kokusu eniştemin ağzına layık. Yağcılarda inecek var. Yalan mı aslanım? Türkiye'nin ekonomisini enişteme teslim etsinler. Sen bak, bir senede ne enflasyon kalır, ne iç borç, ne dış borç. Dur şimdi iblis, derviş mi sandın beni? Derviş de kim? Şu gözlere bak kız, çakmak çakmak. Şerefsizim zeka fışkırıyor. Onlar babalarının kıymetini bilmez abi. Boşuna nefes tüketme. Hmm, fasulye de ne fasulye? Helmeli. Şimdi şuna şöyle şamandıra yapacaksın. Afiyet olsun. Bir arazi var enişte. 3 ayrı deprem profesöründen 1. dereceden deprem bölgesi diye rapor alacağız. Bari sana da 1. dereceden üçgenci diye rapor versinler Hüseyin abi. Bu işler böyle yürüyor aslanım. Gülmeyin. Arazi hazinenin bedava kapatacağız. Yemeğini ye iblis. Aklın fikrin yolsuzlukta. Dinle şu adamı Halil Bey. Bak ne güzel akıllar veriyor sana. İstemem onun aklını. Oturduğun yerde havadan birkaç trilyon kazansan fena mı enişte? Kapat çeneni iblis. İstemem ben öyle haram para. Kırır boynuzunu. Kuş sesleri ovalara yayılır. İnsan ona hayran olur bayılır. Kuş sesleri. Kusura bakma ama Cafer abi, ben bile senden güzel çalarım şu aleti. Daha yeni başladık aslanım. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Cafer. Ne var? Dün çaldığını çal. Delikli şeker miydi neydi? Sen işine bak baykuş. Delikli şeker ne ya? Halkalı şeker demek istiyor. Ha. Kuş sesleri. Oh. İyi günler. İyi günler amca. Nereden amcan oluyorum senin? İşine bak hadi. Kuş. Yeter. Sen de kes şunu artık. Kafa şişirdin evladım. Günler. Buyurun. İyi günler. Mandolinle mi başladın Cafer? Çalıyorum bir şeyler Türkan Hanım. Kendi çapımızda. Bir şey çaldı yok efendim. Kuru gürültü. İyi günler abla. İyi günler. Nasılsın Dursun? Sağ ol abla. Turp gibiyim sayende. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne var ne yok Sabri Bey? Ne olsun efendim. Delilerle uğraşıyoruz. Delilerle mi? Hayrola? Rezalet efendim. Dün ortalığı birbirine kattı yine baykuş. Katil öldü diye laf çıkardı Türkan Hanım. Hay Allah. Yoksa yine içmeye mi başladı? Yok efendim. Bu sefer de birasızlık beynine vurdu anlaşılan. Kızıl geldi Selim. Bana bak, beni mi çekiştiriyorsunuz orada yoksa? Duymadı bir şey inşallah. Efendim, bizim kayınvalide de iyice sapıttı son günlerde. Şu numune ilaçlardan varsa. Var Sabri Bey, var. Bir ara uğrarsanız veririm. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Günaydın. Buyurun. Merhaba Türkan Hanım. Merhaba, Barış nasıl? İyiyiz hepimiz, sağ olun. Boşayacakların senin, boşayacak. Tamam. Bana bak, adamın kafasını bozma sabah sabah, tamam mı? Ne yaparsın kafan bozulursa? Pişsen para. Ne diyorsun sen ya? Aman Aydın Bey, siz uyumayın bari. Pek iyi değilmiş bugünler. Aman aman. Tövbe tövbe. Bir de delilerle uğraşıyoruz. Deli efendim, deli. Sapıttı iyice baykuş. İyi günler efendim. İyi günler. Dün sinemaya gittim Ferdi. Film harikaydı. Yapma ya. Adı ne? Adını unuttum. Kimler oynuyor? Onu da unuttum ama çok güzeldi. Macera filmi mi? Yok aşk filmi. Kızla çocuk birbirlerini seviyorlar. Ne tatlı. Sonra? Sonra evleniyorlar yumuşak yumuşak. Öyle film mi olur Tert? Başka bir şey yok mu? Olay nerede geçiyor mesela? Bir tamircide. Ya demek tamircide. Burası gibi bir yer mi Tertip? Tıpkı burası gibi. Çocuk dükkan sahibinin oğlu. Yani senin gibi. Benim gibi. Kız da yanında çalışıyor. Bilgisayara müşterileri yazıyor. Telefonlara bakıyor. Yeter Tertip, devam etme. Anladım ne demek istediğini. Ama çok güzel bir kız Dilek. Vadinin gözlemeci sevgisine hiç benzemiyor. Saçları sarı, gözleri yeşil. Dudakları pembe.
Sus Adi, ben bile anladım. Ne anladın Adi? Film falan palavra, dili asılıyorsun sen. Aa, çok ayıp derdim. Konuşma Adi, bir çakarım. Gel de çak bakalım Adi. Aa, tertip, delirdiniz mi siz? Filmde de tıpkı böyle oldu işte Dilek. Çocuk kavga ederken sevgilisi gelip onu korudu. Ne tatlı. Gideceğim Penguen. İki porsiyon pilav ver oradan bana. Gideyim Cafer abi. Sabri Bey'e mi gidiyor pilavlar? Yok ya, zıkkımın kökünü yesin domuz. Cenap Beyler'e götüreceğim. Açlıktan ölüyor zavallılar. Hayrola abi, ne iş? Gene parasız mı kaldılar? Hem de nasıl Penguen? Ha, iki tane de ayran koy. Tamam abi. Adamın radyodaki programı durdurmuşlar. Sıtkı Bey'in resimlerini de alan yok. Kriz onları da vur desene Cafer abi. Biz yine yatıp kalkıp halimizi şükredelim. Ak masada damlıyor. Öyle. Millet her şeyden vazgeçse gırtlağından vazgeçemez. Sen bu Cafer abinin kıymetini bil. Bilmez miyim abi? Buyurun sıcak. Sık biraz ibrikçi sık. Daha yağ var onun içinde. Benim mecalim yok Cenab abi. Al istersen sen sık. Caferciğim nerede kaldı acaba? Midem sırtıma yapıştı. Gelir abi, sabırlı ol. Umarım tutar sözünü. Tutar abi, merak etme. Ayrıca pilav gelmeden o domatesleri de bitirme. Bir terslik çıkmasa bari. Şifreyi biliyor değil mi ibrikçi? Gözünü seveyim, soru sorma artık Cenab abi. Zaten açlıktan beynim durdu. Evet, şifreyi biliyor. Bir uzun, üç kısa. Ayrıca bu saatte alacaklılar gelmez, korkma. Hiç belli olmaz ibrikçi. Su uyur, düşman uyumaz. Ah, ah. Şunlar gerçek olsaydı ne güzel doyururduk karnımızı şimdi. Bırak Allah aşkına Cenab abi. Yemediğim bir resimler kaldı zaten. Kutluyorum seni ibrikçi. Yine sanatını konuşturdun. İnsanın baktıkça iştahı kabarıyor. Ben değil Cenab abi. Osman Nuri Paşa konuşturmuş sanatını. Ben de elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Çok iyi benzetin ibrikçi. Aslında farksız. Eskiciden de ses seda çıkmadı. Acaba elindekini satamadı mı? Belki de satıp parasını çoktan yemiştir. Bak aklıma ne geldi. Bunları reprodüksiyon olarak değil de gerçek Osman Nuri Paşa tabloları diye pazarlasak daha çok kazanmaz mıyız? Hı? Saçmalama abi. Açlık başına vurdu galiba. Bütün sıkıntılarımızdan bir anda kurtulurduk ibrikçi. Bak, alacaklıların korkusundan evde karakma uyguluyoruz. Sahtekarlıktan hapse girsek daha mı iyi olur? Belki de daha iyi olur. Hiç değilse her gün düzenli olarak 3 öğün yememizi yeriz. Özel tip olanlar da varmış hani böyle dubleksli, havalandırmalı. Of abi of, sus Allah aşkına. Ama sanırım ekonomik kriz yavaş yavaş bitiyor ibrikçi. Bu derviş piyasalara güven verdi. Radyoların reklam geliri artarsa belki benim programımda Eylül'ü beklemeden başlatırlar. Of of ya, nedir bu çektiğimiz ibrikçi? Neden her dar boğazda sanatçılar darbe yiyor? Cenab-ı Hak artık yeter. Yalvarırım konuşma. Şimdi düşüp bayılacağım. Cafer'cim neredesin canımın içi? Gel artık gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin evladım. Erken mi bıraktın işi bu akşam? Öyle oldu Sabri Bey. O ne elindeki? Tontoşa pilav mı getirdin? Tontoşa mı? Yok efendim. Yani şey, bu pilav değil. Çocuklara bir şeyler aldım da. Onlarla da çalışamıyoruz epeydir. Niye kestiniz dersleri? Para yok vallahi Sabri Bey. Her şeyden kısıyoruz. Yaz geldi. Ayakkabı bile alamadık çocuklara. Ya biz ne yapalım emekli maaşıyla? O kıllı yalı kazıkları da 2 aydır kirayı vermiyor. Hiç gördün mü onları? Nasıl göreyim Sabri Bey? Bodrum'a gitti onlar. Bence hiçbir yere gitmediler. Gizleniyor sahtekarlar.
apartmana girip çıktıklarını görenler var. İmkansız efendim. Öyle olsa önce ben görürdüm. Bana bak. Sen de onların yalanına ortak olmuyorsun inşallah. Yok efendim. Ne yalanı? Tövbe. Bilmem artık. Ayağını denk al. O dolandırıcılara yataklık falan yaptığını duyarsam vallahi seni veririm mahkemeye. Cafer'cim geldi nihayet. Sallanma, çabuk aç. Açıyoruz ya Cenab abi. İyi akşamlar. Hoş geldin Cafer. Gözlerimiz yollarda kaldı. Ancak efendim kapının önünde Sabri domuzu yolumu kesti. Bir çene atlatana kadar göbeğim çatladı valla. Sağ ol Cafer. Hızır gibi yetiştin valla. Sordun mu bizi? Sormaz mı domuz? Anlamış galiba saklandığınızı. Sen ağzından bir şey kaçırmadın inşallah canımın içi. Ha? Olur mu öyle şey efendim? Bodrum'dalar dedim. Tebrik ederim Cafer'cim. Hayatımızı kurtardın. Sen olmasan ne yapardık? Ne demek efendim? Vazifemiz. Şu Anadolu insanının güzelliğini görüyor musun İpekçi? Onu benim için öp. Çok düşüncelisin Cafer'cim. Ayran da getirmişsin. Getirdim tabii efendim. Ayransız olur mu? Ah. Şu pilavın güzelliğine bak İpekçi. Osman Nuri Paşa'nın tablolarını aratmayan bir estetiği var. Tane tane. Bu lezzet, nohut, bu raya. Tavuk yok muydu Cafer'cim? Yok efendim. Kalmadı maalesef. Olsun, böyle de güzel. Otursana canımın içi. Bir dilim domates almaz mıydın? Sağ olun efendim. Ben karnımı doyurdum. Afiyet olsun. Sağ ol Cafer'cim. Bu iyiliğini unutmayacağız. Evet Cafer'cim. Unutmayacağız. Bu kriz elbet bir gün bitecek. Sanatçılar da kapıcılar gibi parasal rahatlığa kavuşacak. İşte o zaman borcumuzu fazlasıyla ödeyeceğiz. Bilmez miyim Cenap Bey? Halil gıdada veresiyi kesince işimiz iyice zorlaştı. O da durmadan borçlarını ne zaman ödeyecekler diye soruyor. Cenap Beyler yabancı değil babacığım diyorum ama daha ne kadar idare ederim bilemiyorum. Üzme kendini Cafer'ciğim. Canımız alacak diye ölmüş eşek kurttan korkmaz. Siz asıl Sabri Bey'den korkun efendim. Evde olduğunuzdan şüpheleniyor domuz. Sizi apartmana girip çıkarken görenler olmuş galiba. Eyvah, bu fena işte. Duydun mu Cenab abi? Duydum İbrikçi. Çocukları da müzik dersine göndermiyorum ya artık. Avantası kesildi. İyice adileşti domuz. Anam, geldi galiba. Caferciğim, ışığı. Notları, çizelgeleri sen geçir misin Aysel? Yarın sabah idareye teslim etmem lazım. Hepsi hazır değil mi? Hazır. Hepsi defterde. Evladım, zaten bir şey kazandığın yok bu işten. Sen öğretmensin. Bırak artık şu taksiciliği. Bırakmasına bırakayım baba. Ben de bayılmıyorum gece yaralarına kadar direksiyon sallamaya. Ama hesap ortada. Kiraydı, kooperatifin senetleriydi. Ek iş yapmadan geçinemiyoruz. Bırak ulan. Zaten kaç kuruş kazanıyorsun? LPG'ye zam gelir, patron parasını senden keser. Bırak gitsin. Taksiden kazandığın parayı ben vereceğim sana. Nereden vereceksin baba? Yoksa bizden gizlediğin altınların falan mı var? Belki de yastık altında dolarları vardır Aysel'ciğim. Zengin benim babam, zengin. Gönlü zengin. Çocuk muamelesi yapma insana olan korna. Kızma babacığım, takılıyoruz. Yazık. Paradan başka bir şey düşünmez olduk. Siz de kendinizi öğretmen diyorsunuz değil mi? İkiniz de akıntıya kürek çekiyorsunuz. Niye öyle dedin şimdi baba? Beden eğitimi neymiş kızım, edebiyat neymiş? Bu zamanda boş şeyler bunlar, boş. Siz o çocuklara banko hortumlamayı öğretin. Yıl sonunda repo kaç para getirir? Doların faizi ne? A tipi tahvil mi iyidir? B tipi tahvil mi daha iyidir? Bu gibi konulardan imtihan edin. Hiç değilse bir işe yaramış olursunuz. Kendiniz yandınız, bari çocukların istikbali kurtulsun. Sizi ileride rahmetle anarlar. Hay ağzına sağlık babacığım. Ne güzel söyledin. Bunca sıkıntı içinde güldürdün bizi. Sen de hep gül inşallah. Ah. Güleriz ağlanacak halimize. Hadi oğlum, sen gitmiyor musun? Giderim baba, daha erken. Geç. Geç otur şöyle kızım. Sen oku, ben geçireyim notları çizelgeye. Aman Ayşel aman. Sen kendin yaz, gözünü seveyim. Merak etme Nazım. Derdiniz ne sizin evladım? Güvenmiyor musunuz babanıza? Yapma baba. Biliyorum ben senin maksadını. Hepsini birer ikişer puan eklersin şimdi.
Ne olmuş eklersek ulan? Yıl sonunda şu çocukları biraz sevindirsek fena mı olur? Not vereceğim diye elin titriyor. Sanki cebinden mi çıkıyor o notlar? Sıfırcı Nazif sen de. Var mı sizin işlerde bir gelişme efendim? Olacak, öyle umuyoruz. Ergün'e sorarsan çoktan battık ama ben imserim. Bak buna çok sevindim Şükrücüğüm. Daha geçen hafta sen de kan ağlıyordun. Bazen insanın morali bozuluyor anne. Yok yok. Belirtiler iyi yönde. Dolar bazında iç piyasada fiyatlar iyice düştü. Bir iki parti ihracat yapsak kendimizi toparlarız. Hadi bakalım inşallah. Cenap abinin işi ne oldu Aydın? Bir gelişme var mı? Yok sevgili. Ben de çok üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Tamamen mi kaldırdılar programı şimdi? Eylül'de yine konuşuruz dediler ama belli olmaz tabii. Cenap Bey de ücret konusunda o kadar katı davranmasıydı Aydın. Bence de efendim. Arayı bulmaya çalıştım ama eski ücretinde ısrar etti. Hem de dolar üzerinden. Adam prensip sahibi. Aç gezer gene de ucuza çalışmaz. Haklı ama baba. Kimileri kriz mriz bahanesiyle herkesi ucuza çalıştırmaya bakıyor. Aydın'ın kazancı dolar hesabıyla geçen yıla göre yarıya indi. Duyuyorsun değil mi Barış? Artık her şeyimiz dolara ayarlı. Ben de oğluma harçlığını dolar üzerinden vereceğim büyüyünce. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ne haber Zeynep? İyilik. Ne oldu oğlum? Sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Hiç baba geldik. Ne haber enişte görüşemiyoruz. Sen meşgul adamsın oğlum. Karnınız aç mı Ali? Yemek ısıtayım mı? Yok anne. Biz ayaküstü bir şeyler atıştırdık. Bir şey mi oldu Zeynep? Yok. Olmuş olmuş. Barış'ı görünce bile tezahürat yapmadın. Belli ki bir şeye üzüldün sen. Aa, ne oldu kızım? Ben mi yanlış bir şey söyledim? Yok baba, haberler tatsız. Nasıl tatsız? Ailede bir hastalık falan yok ya. Zeynep, bak bana kızım. Bugün iş yerinden bir mektup vermişlerdi. Mektup mu, ne mektubu? Zaten belliydi. Kaç gündür bekliyordum. Yani işten mi çıkardılar? Evet. Aman üzüldüğün şeye bak Allah aşkına. Ay yüreğimiz ağzımıza geldi valla. Biz de sahiden kötü bir şey oldu zannettik. Çocuk musunuz siz oğlum? Dünyanın sonu gelmedi ya. Bari sen yapma böyle Ali. Ne yaptım ki abla? Yani ben de söylüyorum ama. İsterseniz bütün kovulmalarımın hikayesini tek tek anlatayım size ha? Hadi hadi sil gözlerinin yaşını. Geçer bunların hepsi. Çiçeklerin çok güzel Aylet teyzeciğim. Hep sen de püfür püfür ne tatlı. Sabahları senin oluyor, üşümüyor musun? Bazen teyzeleri ateş basıyormuş. Sana da oluyor mu öyle? Bana bak çocuk, eziyet etme şu hayvana. Sorduk mu sana? O benim köpeğim. Oynuyoruz. Sen de özledin mi Cenab amcaları benim kadar? Bak başını salladı Aylet teyzeciğim. O da özlemiş benim kadar. Jordan deli mi ne? Cenab amcalar Bodrum'da ne kadar kalacaklarmış biliyor musun Aylet teyzeciğim? Ben nereden bileyim? Cenab beylerin kahyası mıyım ben? Bana bak, rahat bırak kadını. Sen kendi işine bak. Günaydın Tertük, ne haber? İyilik. Dursun amcana günaydın de abadi. Günaydın. Çöpçü, köpekle öğrenmeyi bırak da süpürmene bak. Bakıyorum yavaş yavaş eski formuna kavuşuyorsun Cemil abi. Nasılsın? Sana ne? Nasılsan nasılım? İşine bak hadi işine. Tertemiz göreceğim bu sokağı. Bugün heyeleri üstünde galiba Cemil abimizin. Üşütmüş Dursun amca. Her şeye karışıyor mı gibi. Aile teyzemle ne güzel konuşuyorduk. Hepsisini gördün mü ne tatlı. Boş ver Tertip, bize ne? Dikme öyle gözlerini bana. Bakma diyorum sana manyak gibi. Laftan anlamıyor musun sen? Terbiyeni takın. İndirme beni aşağı. İyi günler Cafer abi. İyi günler. Ne oldu Tertip? Niye kızdırdın Cemil amcanı? Ben hiçbir şey yapmadım Cafer amca. Kendi kendine bağırıyor mu gibi. İstersen Dursun amcaya sor. Öyle öyle. Dersinden kalkmış galiba bu sabah. Beni mi çekiştiriyorsunuz orada çöpçü? Yok canım ne çekiştirmesi. Konuşuyoruz aramızda. Ha gelirsem oraya fena yaparım. Ne oluyor Cemil? Ne bağırıp duruyorsun yine? Bağırırım. Benim adım Cemil. Haddini bilsin herkes. Hadi gir içeri.
Girmiyorum. Sen bana karışamazsın. Tamam. Birasızlık iyice başına vurmuş baykuşum. Duydum. Dediğini duydum. Sus Cemil. Aa. Gitsene şuradan. Başka işin yok mu senin? Ne güzel çıkıyorsun Hale teyzeciğim. Sus bakayım terbiyesiz. Bırak Cemil, uğraşma bacak kadar çocukla. İnersem aşağı kırarım bacaklarını. Baksana şunu ne diyor Cafer amca. Baba! Boş ver tertip. Hadi sen git köpeğini gezdir. Sapık mıdır nedir ha? Sen de çiçeklerine bak. Rahat bırak şu çocuğu. Yeter Cemil, yeter. Aa, içsen bir dert, içmesen ayrı dert. Lanet olsun. Cafer! Buyurun. Bize iki şişe bira al. Aa, bira mı? Anam. Tüh, siz adam olmazsınız iblis. Kapıyı görmeden, müşterinin maaş bordrosuna bakmadan kredi açmak yok demedik mi size? Kaç kere söyleyeceğiz? Olmaz baba. Banka mıyız biz? Öyle yaparsak kimseye bir şey satamayız. Konuşma iblis. Alacağınızı istemekten bile acizsiniz. Gittiniz bir araba sopa yiyip geldiniz bak. Beş kişiydiler baba. Ne yapsaydık? Kafamızı mı kurdursaydık? Görmüyor musun halimizi baba? O olsun beceriksizler. Müstahak size. Beceriksizler. Anam beceriksizler. Ne olur sanki biraz şu babanızı dinleseniz ha? Sizin iyiliğiniz için çırpınıyor adam. Heh, bir de sen konuş şimdi. Sen karışma Sultan Hanım, konuşuyoruz. Siz de cevap vermeyin annenize iblis. Oo, sen de gene başlama annem anne diye baba. Söyleme sen de şunu canım. Ne yapsam yaranamam onlara. Tırnağın bile olamazlar bunlar senin Halil Bey. Boşuna uğraşıyorsun. Buyursunlar Halil Bey. Kaşar da koysaydın iblis. Söyleseydin koyardık. Sana ne oluyor acaba Bodur? Ha? Ne bu afra tafra? Ne dedik ki Sultan Hanım? Hadi abi biz gidelim en iyisi. Hadi çocuklar. Dur iblis, daha lafım bitmedi. Bütün alacaklarınızı tahsil edeceksiniz. Yoksa bir de ben kırarım boynuzunuzu. Bunlar bize göre işler değil baba. Verelim paralarını, mafya yapsın tahsilatı. Yok mafya falan. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Babanızdan iyi mafya mı olur? Sen ne söyleniyorsun orada Bodur fare? Babanızı dinleyin dedim Sultan Hanım. Sen de her şeyi ters anlıyorsun. Hadi ne söyleyeceksen söyle de gidelim baba. O nasıl laf iblis? Babana emin mi veriyorsun? Bağırıp durma sabah sabah baba ya. Bize laf ediyorsun ama sen de kendi alacağını toplayamıyorsun. Öy! Şimdi kırmazsan boynuzunuzu... Babacığım dur, sakin ol. Sen bana bırak. Karışma iblis, çekil aradan. Ne oldu babacığım? Yine ne yaptılar da kızdırdılar seni? Beceriksizler. Hem iş bilmezler hem de dilleri pavuç kadar. Kötü bir şey söylemediler Halil Bey. Aman sorduk mu sana? Benim müşterilerim şurada gözümün önünde iblis. Veresiye veriyorsam her önüme gelene vermiyorum sizin gibi. Yazık be yazık. Yediniz bitirdiniz şu adamı. Ömrünü tükettiniz. Sen de bir tarafına kına yak. Kıracağım boynunu. Hadi Sedat kalk artık. Sen belanı arıyorsun. Çekiştirme insanı şöyle Serpil. Hastayız diyoruz anlamıyor musun? Yutmam ben böyle hastalık numaralarını Sedat. Hele katil hiç yutmaz. Yutmazsa yutmasın kardeşim. Bayılmıyorum onun çürük domateslerine. Kafam bozarsa çeker giderim. Kocana 4 bankadan teklif var. Ufakat da civcivler yesin. Hadi kalk hadi kalk. Böyle kaçıp saklanarak kurtulamazsın. Kim kaçıyor Serpil? He? Kim saklanıyor? Katile mi korkacağım? Ben bile kriz günlerinin adamıyım. Elimi öpenle çalışırım. Öf Sedat öf. Yani şimdi düşüp bayılacağım. O palavraları da başkalarına sakla. Hayır. En çok ne koyuyor bana biliyor musun Serpil? Bilmiyorum Sedatcığım. Ne koyuyor? İtimatsızlık Serpil, itimatsızlık. Büroya hesap uzmanı getiriyor bugün. Bir düşünsene. Bütün bilgisayar kayıtlarını inceletecekmiş. Bana güvenmiyor herif. Benim gibi bir adama güvenilmez mi Serpil? Aa, hakikaten yani Sedat. Çok ayıp ediyor katil. Hayır, bir halttan alınsa yüreğim yanmayacak. Taş kafalı, taş. Bilgisayara öküzün trene baktığı gibi bakıyor. Ben böyle cahil adamların yanında çalışamam Serpil. Kendi işimi kuracağım. Sen korkudan iyice saçmalamaya başladın Sedat. Hadi kalk kalk. Korkunun ecele faydası yok. Yalan mı Serpil? Heh, herif tıntın. Ben bankacılığa devam etseydim ona buzdolabı kredisi bile vermezdim. Hatta bankadan içeri bile sokmazdım onu. Bu ne güzellik böyle kızım. Ha? Bora İstanbul'da diye mi bu süslenip püslenmeler? Aman anne süslenip de ne yaptım? Süsleneceksin tabii kızım. Aa, ayıp değil ki. Ne oldu? Karar verdin mi Bora hangi arabayı alacağına? Galeriye birlikte gideceğiz anne. Kesin kararını orada verecek. 4x4 almak istiyor ama bakalım. Kızım kafanızı kullanın. 4x4 neymiş? Salak mısınız siz? Niye baba? 4x4 fena mı? Sus da babanı dinle kızım. Herhalde bir bildiği var. Göze batar bu zamanda kızım.
Ben Bora'yı gazetelere manşet olsun diye mi gümrüğe aldırdım? Ya. Götürdüklerini reklam etmesinin alimi var mı? Yemezler hastalık hastalık. Biraderin eceli benim elimden olacak. Ay yeter kız katil. Deli danalar gibi gezinip durma şöyle. Yavrunu da sinir hastası yaptım bak. Başladı o da got 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 got. Laflarına dikkat et ablacığım. Sinirleri sapasağlam yavrunun. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Neden hala gelmedi birader? Boşuna bekliyorsun kız. Öyle şeyler söylenir mi hiç? Ödü şeyine karışmıştır şimdi. Geleceği varsa da gelmez artık. Gelecek ablacığım. Gelecek ve gününü görecek. Çok aşın davranıyorsun adama kız. Ne olmuş yani birazcık çalıyorsa? Bu zamanda çalmayan mı var? Harcın gözleri kum ablacığım kes. Hastetme vatandaşı. Hayret geldi vallahi. Ne dedim ben sana ablacığım? Bakma suratıma, aç şunu. Aç ve kenara çekil. Sen miydin kız kapıcı? Nerede birader koçum? Söylemedin mi çabuk gelsin dediğimi? Söyledim Yavuz Bey. Ama çok hastaymış. Ateşi varmış. Ateşe. Yaktım çırasını. Bu sefer işi bitti. Ama Yavuz Bey ama. Dur kız hemen katil gibi dur. Dört damarını kestiler. Hala akıllanmadı. Bu ne biçim hesap Ulviye? Biz bu kadar veresiye aldık mı marketten? Bilmiyorum Davut. Neler yazmış Halil Efendi? Oo, neler yazmamış ki? Fındık, fıstık, gofret, gazoz. Bak sonra bir günde 6 çikolata. Yoksa sen mi aldın bunları? Ben mi? Bilmem. Almadım. Hatırlayamıyorum. Yalan yok. Yalan yakışmaz Türk çocuğuna. Niye alıyorsun Dumkop? Evde fındık fıstık mı yok? Bağırma Davut. Ben isim verdim bir iki şey almasına. Müdafaa etme şunu bana Ulviye. Hangi bir iki şey? Biz seni aç mı bırakıyoruz Dumkop? Boşan da Semer diye. Anne baksana şu kocana ne diyor. Ne demek Semer Davut? Eşek değil o çocuk. Yemezse nasıl büyüyecek? Ha, ben çocukum. Yemezsem hormonlarım nasıl gelişecek? Başlatma şimdi hormonlarından Dumkop. İnsafın kurusun. Bir günde 6 çikolata ilerine sığdırdım. Kızma enişte. O çikolatalardan birini ben yedim. Birini Ayşe yengeme almıştım. O yedi. Kendine bir de yalancı şahit buldu. Nein Davut. Ayşe yalan söylemez. Söyler Ulviye. Bu kafası korumak için söyler. Yok enişte doğru söylüyorum. Fındıklıydı hatta çok güzeldi. Duydun mu Davut? Fındıklıymış. Fındıklıymış. Hadi diyelim birini Ayşe yedi. Ya ötekiler? Birini tertibe verdim. Sonra birini sevgilime. Güzel konuş patlatırım ben seni. Kimmiş senin sevgilin Dumkop? Nein Davut. Dumkop yok. Çocuk bir şey anlatıyor. Hemen ense patlatmak mı lazım? Anladık anladık. Gene de geriye 3 çikolata daha kaldı. Birini Hüseyin amcaya verdim. Birini kendim yedim. Birini de abadiye verdim. Ne yaptın sen Halis? Şekerli besinler dokunur abadiye. O kadarını biz de biliyoruz. Dokunmasın diye abadinin ikinci birini de kendim yedim. Affettim sanma Dumkop sinirimden gülüyorum.